Herkese merhaba. Benden size tavsiye. Ben eşeklik ettim. Siz etmeyin. Büyük sözü dinleyin. Ben hastalığımı öğrenip tedavi olmaya başlayınca ablam dedi ki Aykut acaba bir acaba engelli raporundan başvursa. Hani yanlış anlama beni. Ama dedi senin için faydası olur. Ne bileyim işte metroda gidip gelirken bile faydası dokunuyor yani. Hani maddi olarak değil ama psikolojik olarak o maddiyatın sıkıntısını çok fazla çektim. Sürekli birilerine muhtaç olmak. Hani onlar bunu hissettirmese bile Otobüse bineceksin, işte metro ile hastaneye gideceksin babamın cebinden. Ee, bir şey alacağım, bunu nereden ödeyeceğim abimin cebinden. Ee, evde bir şey yiyorum, bunu nereden yiyorum ablamın cebinden. Yani onlar hiçbir şekilde hissettirmiyor ama vicdan el vermiyor işte diyorum ya. Yani. O yüzden eğer o zaman yapsaydım belki hani cüzi de olsa bir ücret alırdım ve bu beni rahatlatırdı. Yani birilerine katkım oluyor derdim ama o süreçte o katkının olamaması insana koyuyor. Ve eşeklik etmeyin alın kardeşi. Yani burada o kadar Suriyeli, Muriyeli gelip burada alabiliyorsa ki benim imkanım varsa ben niye almayayım? ben de ilk başlarda biraz garip karşıladım. Sonrasında da acaba neden olmasın dedim. internetten baktım. İnternette bu evre olarak birinci ve ikinci evreler için en fazla yüzde geniş tutalım. En fazla yüzde 10 ile 30 arasında diyor. Ve engelli rapor alabilmek için minimum da yüzde 40 istiyor. Yani olmayacak diye düşündüm. Hiç doktora sormaya bile yetenmedim Yalan yok. Çoğunda da utandım. Çünkü kendimi sağlıklı hissediyorum ama e, niye böyle bir şey? Hani dedim. <laughs> Siz etmeyin. E, sonra 8 ay tedavi gördüm. Tedavi bitti. Eylül ayında. Eylül ayından da Ocak ayına kadar iş aradım. Bir türlü bulamadım en sonunda kafa yiyeceğim. Yine böyle internette bir engelli kariyer noktanette engelli ilanlarına falan denk gelince acaba dedim bir doktorla görüşeyim. Hani ablamın söyledikleri falan da aklıma geldi. Doktora dedim ki 5 aydır iş arıyorum 4-5 aydır. Bir türlü bulamıyorum. İnternetten de baktım böyle bir engelli imkanı da varmış. Acaba dedim engelli rapor alma şansın var mı? %40 benim için yeterli. Doktor bilgisayardan baktı. Sen %60'a kadar engelli rapor alabilirsin dedi. Hatta eğer hastayken başvursaydın %80'e kadar da alabilirdin dedi. Diyorum ya. Büyük söz dinleyin. <laughs> Ee, hemen arkasından gittim. Heyete başvurdum. 15 gün içerisinde, 15-20 gün içerisinde falan sonuçlandı. %60'da rapor aldım. Rapor alır almaz, önce sosyal hizmetlere başvurdum. Bu otobüslerde falan kart çıkartabilmek için. Kariyer net değil. Arkasından da işkur. İşkura gittim. Dedim böyle böyle bir durum var. Tedavi oldum, iyileştim. Ee, iş arıyorum, bulamıyorum. Sağ olsun oradakiler de yardımcı oldu. Hangi sektör istiyorsun dedi. Yalan yok. Var ya bir hayalim. İşte onun için biraz daha demir-çelik. Aslında ahşap da ahşap işte bulamadım. Yani Bursa'da yok hani böyle yer, girebileceğim bir yer yok. Demir çelik işte benim için daha iyi olur dedim. Yani bir şeyler katar hayalim için. 8 tane farklı şirketin kağıdını verdi. Mavi yaka beyaz yaka benim için fark etmez dedim. Aldım. Benim için tek önemli şey huzurlu olayım. Aldığım nefes temiz olsun. Hatta bu ilk iş arama sürecim de 5 aylık sürecim de ben diyorum ya benim bir ahşap üzerine hayalim var. Hani bu bu konuda da yani bulabildiğim her konu her şekilde kendimi geliştirmek istiyorum. Bir şirkete gittim. İnternetten bir gördüm kariyer noktanekte. İstediğim her şey var işte. Ne bileyim e, ahşap freze kullanabilen, el frezesi kullanabilen, işte kesme biçme işlerinden, kalınlık planya işlerinden falan anlayan. Ki anlıyorum da yapıyorum da ama yani ne yazık ki profesyonel bir hayatım yok. Geçmişime baktığımda 9 iktisat mezunu 4 yıllık. eee... Ee, işte organizasyon işlerinde çalışmış, işte az biraz biraz makine sanayi işinde falan çalışmış, Ahşapla alakalı bir şey yok. Ama bu profesyonel olmayan köy hayatıma baktığımda da ben köyde boş kaldığım sürenin yüzde seksenini ahşap üzerine geçirmiş bir insanım. Seviyorum, yapıyorum ama işte profesyonel hayatta yok ya, ben bunu CV'ye de aktaramıyorum. Telefondan aradım şirket, dedim, kariyer.net'te böyle ilanınız var. CV'mi de gönderdim ama benim CV'm işe alınacak bir CV değil. Mümkünse beni mülakata çağırın, mülakatta görüşelim. Mülakatta da anlattım derdim. Hatta dedim çalışmalarımı göstereyim, çıkarttım telefonu. Yok yok gerek yok dedi. Adam baktı kağıdına. Sen dört yıllık mezun musun dedi. Evet dedim. İktisat yazıyor dedi. E, evet dedim. E, dedi niye buraya geldin o zaman? E, dedim ben aşağıda seviyorum, uğraşıyorum işte. Ha telefonla, yok gerek yok dedi. E, ama dedi bizde hep ilkokul, ortaokul, lise, ne bileyim iki yıllık en fazla meslek üniversiteleri dedi. E, dedim ama yeteneğim var. Dedi ki bizde hiç üniversite mezunu yok ama hani böyle bir alabilmemiz için de bir müdürle görüşmem lazım dedi. Ya da işte patron ile her neyse. Herhalde başından saldı. Maaş beklenti ne dedi? Dedim beklentim yok. Asgari ücret yazmışsın dedi. Evet dedim asgari ücret. Ama dedi üniversite mezunu. E olsun dedim üniversite de bu üniversite ahşap üzerine üniversite değil ki ben buraya girdim de bir eleman gibi görüneceğim dedim. Estağfurullah dedi. Dedim ama öyle estağfurullah yok şimdi. Dürüst olmak lazım. Bir iktisat mezunuyla bir iktisatla şeyin ne alakası var akşama? Ee, tamam dedi ben bunu bir görüşeyim dedi. Daha da aramadı. Hatta ben geri aradım. Dedim beni aramadınız. O zaman işe kabul edin misin dedi. Ben de biliyorum ama gene de garanti alayım dedi. Neyse o olmayınca işte mesela böyle süreçlerden geçtik birkaç tane mülakattan. Hiçbiri olumlu gerçekleşmeyince kariyer.net işte engelli. Engelliden sonra işte işkura gittim. sağ Sağolsun işkurdaki adam da böyle 8 tane firma ismi verdi. Aradım bir tanesi uygun gördü. Mülakata gittim hemen işe başlattılar. Oranın da bir sıkıntısı var. Asgari ücretle başlatıyorlar. Yani normal firma standart daha yüksekten başlatıyor ama ben engelli olarak göründüğüm için beni asgari ücretten başlatıyorlar. Adama dedim niye böyle? İşte prosedür bu. E prosedür bu da dedim ben çalışmaya başladığımda yanımda sağlıklı olan adam beni görse kendi sağlığımdan utanır dedim. Öyle çalışırım. Ama yapacak bir şey yok. Prosedür bu. Öyle mi öyle? Hani e, bir söz vardır. Yani iş arama konusunda bir yerde okumuştum hatırlamıyorum. Maymun gibi oluyor. Hani bir dalı bırakmadan diğer dalı tutman gerekiyor. Ben işte o ilk dalı bir tutayım ki bu iş. Bu ilk dalı tuttuktan sonra e, gerekirse ileride beğenmem, daha iyisini ararım. Ama iş ararken elimde bir iş olsun istiyorum. Hatta başladıktan sonra da kariyer başvurduğum ilanlardan bir tanesi bana geri döndü. Benim başladığım iş Bursa'da böyle orta seviye sayılabilir. 100 kişiye yakın bir elemanı var. Kariyer bana ulaşan ikinci firma şey Bursa'nın en büyük şirketlerinden biriymiş. Mülakata çağırdılar. Dedim işe başladım ben ama. Olsun dediler. Bir gel görüşelim. Gittim. Çok iyiydiler. Ki olur da eğer bu iş gerçekleşirse, inşallah gerçekleşir ki burada da paylaşırım. Ben işi almamış olacağım. Onlar bana iş vermiş olacak. Çünkü adamlar beni işe sokabilmek için elinden geleni yaptı. Yani... Ben ne de olsa elimde bir iş var diye hani daha yeni de başlamışım hafif yalan yok vicdanım da gıdıklıyor hani daha 3 günlük 5 günlük elemansın başka bir yerde işte bir hafta çalışacaksın başka bir yerde iş çıktı diye o şirketi bırakıp diğer yere gideceksin yani gıdıklıyor vicdanım ama diğer taraftan hani vicdanım biraz rahatlatan kısmı da hani adamın bana verdiği o ne diyeyim asgari hani engelli bir aşağılayıcı demeyeyim o değil engelli hani biraz daha düşük ücretten başlatması gıdıkladı içimi gıdıkladı yalan yok bütün telefon görüşmelerimde ben engelli aldım diyorum. Hani bunu biraz da bunu gururla söyleyebiliyorum ama lan bir şirkette seni çalıştıracağın 3 kişiyi 5 kişiyi bunları diğer, diğerlerine niye aşağı koyarsın ki sen? Ha, az çalışıyor az alsın lan. Neyse ona girmeyeceğim. Bu arada hayatım boyunca kitap okumayı sevdim. Ve e, genelinde de kitaba para harcayacak kadar e, param olmadı. Yani nasıl olmadı? Şimdi normalde kitap harcamak çok fazla bir şey değil ama ben elimden geldiğince okuduğum için işte ayda örnek veriyorum. 3 tane 5 tane kitap okuduğumda bu 100 lira, 150 lira, 200 lira. Ayda 200 lira da gıdıklıyor yani bir taraftan çok geliyor ve okuduğum kitabı da genelde ben bir daha elime alıp okumam. Yani benim alışkanlığım o değil. O yüzden kitaba para vermek hani tamam özür diliyorum bu kitap sevdalıları için ama ben kitaba para vermek zoruma gidiyor biraz. Hani böyle çok sevdiğim bir kitap varsa hoşuma gitmezse lan bu kitap elimde olmalı derim onu alırım ama onun dışında genelde ya arkadaşlarımdan okulanırım ya da kütüphaneden alırım veririm ve Şimdi de yine kütüphaneden alıyorum. Geçenlerde bir kitap çok hoşuma gitti. Nazım Hikmet'in şiir kitabı. Onu alacağım mesela. O ayrı tencepte Ama onun dışında böyle aldığım, Genelde okuduğum kitapları bak bu çok güzelmiş Ama bir daha içini açmam dediğim kitapları ben almıyorum. Kütüphaneden kitap alıyorum. Aldığım güzel bölümlerin altını da kurşun kalemle çiziyorum. Eğer e, tükenmez dolma kalemle çizdiysem bilin ki o kütüphane değil. Benim kitabımdır. Kurşun kalemle çiziyorum ve o güzel yerleri de elimden geldiğince kitabın başında izin varsa paylaşıyorum. Ee, eğer böyle güzel alıntılar falan görmek isterseniz de beni beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Neyse e, kitap konusunu bir kenara alalım. Neyse burada şu anda bir işe başladım. İş yerinde memnunum bir sıkıntı yok. Çalışan arkadaşlarımdan çok memnunum bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bu ücret olayı biraz gıdıkladı. Onun dışında bu bir ayda olsun bir aydan sonra artık iş arama sürecine girmek istiyorum ama eğer olur da bu Bursa'nın büyük şirketlerinden bir tanesi dediğim şirket beni iş alırsa ki onlar almış olacak. Normalde ben onların CV iş, prosedürüne göre iş alınacak bir adam değilim. Alınırsam engelli kadrosu sayesinde iş alınacak. Adamlar elinden geleni yaptı. Nasıl bir iş istiyorsun dedi. Eğer şu anda planladıkları iyi olursa beni en rahat şeylerden birine koyacaklar alanlardan birine koyacaklar. Stres yapmamın için. Gerçekten sağlamı düşündükleri için. Çok hoşuma gitti. Hani diğer şirkette o muameleden sonra bu şirkette bu muameleyi görmek yani mülakatında bu muameleyi görmek gerçekten ayrı bir heyecan verdi. Bakalım umarım olur. Ve dediğim gibi olursa değer kesinlikle kesinlikle haber vereceğim. Ve son sözüm. Eşeklik etmeyin ben ettim. Öyle. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.